Selamlar, ben Deniz. Alpha Games ekranlarına ve Assassin's Creed Odyssey serimizin yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Lakonya, kısacası Sparta yolundayız. Bir önceki bölümde gerçek babamızın Pisagor olduğunu öğrenmiştik. Aa, şunu alalım bu arada. Dur. Hazır üstünden geçiyorken. Şunu hızlıca alalım. Bir önceki bölümde zaten ne olduğunu öğrenmiştik. Şimdi de yozlaşmış Sparta'yı Kalt'ın elinden kurtarmak için annemizle Lakonya'da buluşacağız. Ardından da Sparta'ya doğru yolculuğumuz başlayacak. Zaten Sparta'ya gelmiş olacağız. İlk önce aile finalini yapacağız arkadaşlar. Çünkü daha doğru olan o. İstediğiniz sona istediğiniz zaman gidebilirsiniz ama ben sizleri elimden geldiğince doğru sırayla götürmeye çalışacağım. Buradan acaba beni ısırırım bunlar ya. Dur bakayım bir hızlıca almaya çalışayım. Olmadı. İki tane loot varmış. Bak ya bu kuş var ya beni öldürüyor ya. Bak şu an. Koçum iki tane loot var. Diğerini niye bulmuyorsun? No. Ne oldu lan? Ne aldım ya? Aa! Kaç vurdu? Canımı niye göremiyorum? Hoş be. Ya Ikaros seni var ya tüylerin yolacağım oğlum. Manyak hayvan ya. Nerede bu ikinci loot ya? Lan buldu mu acaba? Yo bulmadı. Ya savsak bu kuş yemin ediyorum ya. Lan nerede ikinci loot? Ay besinin nikahına koymuşlar hayvan. Nasıl bulsun onu ya? Bu arada bir görev almadık. Abi ne yapıyorsun? Siz böyle savaşı kazanamazsınız ki denize. Daha gemi kullanmayı bilmiyorsunuz ya. Allah Allah. Manyak bu Spartalılar. Yemin ediyorum manyak ya. Yani oğlum siz de var ya. Adamın asabını bozmayın lan. Köpekseniz balıklarınızı bilin. Köpek balık balıysanız köpek balıklarınızı bilin. Oğlum ne saçma bir isim ya. Köpek balığı. Bak yine agresif başlattınız beni bölüme. Bir üzerime gemi karar. Bir loot'u bulmaz. Arkadaş nerelere koymuşlar? Bu kadar aralığa loot mu konur ya? Maşallah. Yok artık ya. Oha yani. Maşallah. Öh. Oha efsanevi. Hades'in köpeği diyeyim artık ona. Herhalde yanlış olmaz. Gemi şeyi aldık ve efsanevi aldık abi. Dur merak ettim şimdi. Gemiye çıkayım da ondan sonra şey yaparım. Evet, Spartalılar yakından takip ediyor bizi gördüğünüz gibi. Ne oluyor lan burada? Kim bunlar dermiş hissine? İlk efsanevi gemi desenimiz bu arada. Evet, Kerberos'un Hades'in yeraltı dünyasının bekçisi köpeği, üç başlı köpeğinin gemi desenini aldık. Böyle köpekli bir şey zaten varmış. Aslan figürü takıyormuşuz. Güzel görünüyor. Beyaz falan, renkli. Hoş görünüyor. Tamamdır. Şimdi bu arada bir görev tamamladık. O görev hangi görevdi? Hemen bakayım. Aklımda şey yaptı çünkü. Bunu mu tamamladık ya? Görev direkt bitti değil mi? Abi yazmıyor ki hangi görev olduğunu. Ben ne bileyim hangi görev olduğunu ya. Neyse bölüm kayıt tekrardan bakarım. Hangi bölüm olduğuna şey yaparım. Orada köpek balıklarıyla savaşırken dikkat edemedim. Önemli değildi zaten. Tamamlamışsak tamamlamışızdır yani. Şu yelkeni aç da bir görek ya. Oo güzelmiş ha. Güzel. Evet, buraları Lakonya toprakları arkadaşlar. Buraları Sparta toprakları. Buralarda iklim daha soğuktur. Gördüğünüz gibi dağlık taşlık alanlara kurulmuş. Kuşlardan bahsettiler. Hani göçebe kuşlarla ilgili.
But I do know that when the time is right, we always get to go home. And where is your home, Barnabas? Senin evin neresi Barnabas? Oo, bu başka bir günün hikayesi olacak dedi. Kuşlar dedi bir yerden tanıdık geliyor. Onlar dedi göçebe kuşlardan bahsetti yanlış anladıysam. Göçebe kuşlardır. İşte mevsimler değiştikçe onlar da değiştirirler ama her geç evlerinin yolunu bulurlar. Belki burada bize bir gönderme vardır hani. Çünkü bu sonunda da This is Sparta diye bitirdi. Bize de bir gönderme olabilir. Anam nerede? Anamız orada da ben şu kuleyi bir açayım. Laconia. Savaşçıların Vadisi. Ya da Savaşçılar Vadisi. Geldim anneciğim, bir dakika. Kızın gözlem yapacak. Hoppa. Bunu da alırım, hadi geçmiş olsun. Icarus, bak buralar hep bizim memleket abi. Bizim toprak buralar Icarus. Çok güzel manzaralı yerler var burada. Hepsini çıkartacağım. Bazen böyle kendinizi Skyrim'daymış gibi hissedeceksiniz. Merak etmeyin. Ben de burasının keşif turlarında göstereceğim bu arada. Yani burayı tam böyle beraber tamamlayacağız. Çünkü cidden hani iki tane önemli bölge. Biri işte Atina'nın olduğu Atika, bir de Sparta'nın olduğu Laconia. Baş iki şehir. Zaten savaşın da sürdürdüğü devlet şehirleri. Şehir devletleri, pardon. Heh. Kuzum, başardın. Başarmışsın. Poseidon might be the only one not trying to kill me. İşte Poseidon sayesinde kimse öldürmedi bizi falan. Buldun mu babanı? Ne söyledi sana? Ne yapmam gerektiğini söyledi. Tam emin olamadığım şeylerden bahsetti diye biliyorum. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ne yapmam gerektiğini söyledi bana. He told me where I'm from. Nereden geldiğimi. And where I must go. Ve nereye gideceğimi söyledi. Demek gerçeği biliyorsun. Ben onun kızı değilim, sadece silahım. Sen bu dünyaya aşk ile geldin diyor. Bu gerçek değil diyor. Doğru değil. Sparta'yı tekrar göreceğimizi hiç hayal etmemiştim. Haydi. Evde olmak güzel diye biliyorum. Bu doğru hissettirmiyor diye biliyorum. İşte karışık duygular. Nasıl hissedeceğimi bilmiyorum. Hayatımın en güzel yılları buradaydı. Ama en kötüleri de. Sparta senin evin. Bu... Nikolaos stayed after I left, but now that he's gone, I don't know. Why don't we go find out? Of course. But first, there's something I want to show you. Ama önce sana göstermiştim bir şey vardı. Şimdi ne hissettiğimizi yani iyi hissettiriyor, işte kötü hissettiriyor. Yani bir şeyler hissetmiyor, bir şey hissetmiyorum veya karmaşık. Tabii ki yani burada hepimiz karmaşık hissederdik değil mi? Yani en güzel anılarımız, çocukluk anılarımız da burada, en kötü anılarımız da burada. Hani evimiz olsun istiyoruz ama aynı zamanda da istemiyoruz da. Tam böyle aslında oraya uyan diyalog oydu. Annemiz de burası Sparta senin evin ve bu kukla kral buradan gittiği zaman emin ol Sparta huzura erecektir gibisinden bir konuşma yaptı. Cassandra da sordu ki bizim evimiz nerede? Ben ayrıldıktan sonra Nikolaos evde kalmaya devam etti. O zaman dedi gidelim öğrenelim bakalım bizim evimize ne olmuş eski evimize. Tamam gidelim ama önce sana göstermek istediğim bir şeyler var dedi annemiz. Hadi bakalım. Annemiz hiç yaşlanmamış maşallah. Koşturuyor yani. Mızlarını da atmış. Koşturuyor. Ben Phobos'tan başka ata bilmem. Phobos. Yakışıklı gel bakayım buraya. Let's go. Evet anneciğim. Götür bakalım. Nereye gidiyoruz? Manzaralı yoldan götüren de kayıttayız. Kaptanı öldür, loot'u al. Peki. Gemiye tayfa çıkacak yine, belli oldu. Çocuğum, çekil yoldan. Yvette. The closer we get to Sparta,
how far I ran. I never could escape them. Sparta yaklaştıkça anaların da canlanacaktır dedi. Zaten onlardan hiçbir zaman kaçamadım ki gibi de bir cevap verdi. Ne oluyor be? Kim o ya? Ne oluyor? Neyse. Konuşmaları duyamadım arkadaşlar. Şey yapamadım yani. Kaçırdım, kusura bakmayın. Bir yandan at kullan, bir yandan savaş çıktı, ne olduğunu anlamadım. Ama Sparta'yla ilgili konuşuyorduk en son. Ha, burada mızrağınla seni ilk eğittiğim yerdi diyor burası. Tereddüt mezara götüren şeydir. Tereddüt etme diyor kısaca. We had to pry that spear from your hand while you slept. You said you needed it to fight the monsters in your dreams. I couldn't face Cerberus empty-handed. Anladığım kadarıyla mızrağıyla uyuyormuş ve hani rüyalarında yaratıklarla savaşıyormuş ve Cerberus'la savaşmış. Çocuklar öldürülecek orada. Kasada bekle, bu Sparta'nın eğitim şeyi, hani kurtlar, çocuklar bize yardım edebiliyorum. Evet diyebiliyorum, karamsar kalabiliyorum. Ben çevirmeye çalışırken tam göremedim ama dur, yardım ederim ya, etsem mi? Burada hiçbir şey yapmadan duramam, yardım etmeye gidiyorum. Muyum? Yanlış bir şey yapmam olmuyormuş. Ha buradan tamam, sıkarım buradan, yardımcı olurum ya. Çok güzel. Kaç. Talk to yaralanmış genç Spartalı ile konuş. Hayda dur. Ulan eğitimdi bu ya. Yanlış şey yaptım şu anda. Ayağımı hissedemiyorum diyor. Yanlış yaptım şu anda. Mater? Anne? I'm here. Buradayım. I'm so cold. Çok soğuk hissediyorum. The sea that will carry you is very warm. I'm sorry I yelled at you. Seni hayal kırıklığına attığım için özür dilerim. Ben kızgındım. Bunun için özür dilemene gerek yok. Hiçbir şey için özür dilemene gerek yok. Aa öldü lan. He died with honor. Onuruyla öldü. His death was unnecessary. Boş yere öldü. What are you doing here? Sen ne yapıyorsun burada? Sadece geçiyordum. Ya geçiyordum. I was passing by when the wolves attacked these boys. Aks söyleme orasını. But they're Spartans in training, so I let them handle things on their own. See lies. She fought the wolves. Clearly wanted. Hayda, sen niye karış? You've interfered with Spartan law and lied about it. There's more honor in that dead boy's heart. You should return to where you came from. Are you all right? What happened? I couldn't just stand by and watch. Ya böyle bakamazdım ya, izleyemezdim. And soldiers into Spartans. You have only made them weaker by interfering. What good are they to anyone if they're dead? Cassandra, please. This isn't Kefalonia, Naxos or anywhere else. This is Sparta. And breaking Spartan law can get you killed. Believe me, Mater. I know exactly what breaking Spartan law gets you. Tamam. Come. Sadece geçiyordum buradan ve çocukların böyle kurtlar tarafından ırpalanmasına şey yapamadım dedi. Hani ama kendi başlarına halledebildiler sonuçta. Bu Sparta'da eğitim dedi Cassandra. Yandaki de yalan söylüyor, işe dair oldu dedi. Adam bize sert çıktı. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Biz burada Spartalı çocukları eğitiyoruz. Bu eğitimimizin parçası. Sparta bu yüzden kuvvetli falan gibisinden. Hani nereden geldiysen geriye dön. Burada istemez böyle şeyler dedi. Sonra annemiz gence ne olduğunu anlattık. Aynı muhabbetler. Annemiz de Agogi dedi. Yani Sparta'nın bir eğitimi bu. Böylece çocuklar
Eğer kurtlarla baş edebilirlerse erkekliğe yükselirler. Yani savaşçı olduklarını kanıtlarlar. Başaramayanlar da denedikleri için onurlarıyla ölmüş olurlar dedi. Ve burada kuralları çiğnememizin bizi ölüme götürebileceğini söyledi. Cassandra da aman çok da tın dedi kısaca. Yanlış bir şey yaptık. Bu çok acımasız. Hayır, çok etkili. Spartan'ın değişmesinin bir sebebi var. Spartans rule Laconia, but most of its citizens are ilotas, enslaved peasants made to work the fields and mines. Slaves. Kölelerden bahsediyor. Why don't they revolt? Spartan fields keep them fed, and Spartan warriors keep them. Tabii Sparta'da köleleri iyi bakıyorlarmış, iyi besliyorlarmış. O yüzden de sadıklarmış. Ondan bahsediyor anladığım kadarıyla. Most of us make great sacrifices for comfort. Most. Not all. Hala Sparta'nın geleneklerini, göreneklerini tartışıyoruz bu arada. Kız, dur. Annem orada koştururken ben at üstünde çok yanlış oldu bu. Ben de koşturacağım o zaman. Anne maç Tiger maşallah koşuyor. Kız yavaşla. Manyak ya. İşte Sparta. Ne kadar farklı değil mi? Daha önce gittiğimiz şehirlerden. Kendimi Sparta bulacağımı hiç hayal etmiyordum. Tahmin etmiyordum. Çok barışçıl görünüyor. Ne oluyor be? Kim o manyak? Ha kurtlar. Kurtlarla baş edersiniz ya. Yani çocukken baş etmişsiniz anladığım kadarıyla. Annem sen karışma. Askerler ilgilensin ya. Tamam sakin. Abi öldü. Yanlışlıkla bir tane çaksa bize hava çıkacak ha. Bunlar da köleler mi? Hani Sparta'daki kölelikten de bahsedildi bu arada. Anladığım kadarıyla hani iyi bakılıyormuş kölelere. Köleler de seslerini çıkartmıyorlarmış. İşlerini yani daha çok hizmetçi gibi kullanıyorlarmış Spartalılar kölelerini. Yani sıcak yemek, sıcak yatak, sağlıklı kalmaları. Onlar da isyan falan çıkartmıyorlarmış yani. Tabi illa vardır aralarda manyaklar. Evet eski evimize geldik galiba. Burası ilk ve son kez kendimi güvenli hissettiğim yer diyor. Sabahları idmanlarımızdan bahsediyor Nikolaos'la yaptığımız. Sparta'ya işte görkemini kazandıracak kişinin biz olduğumuzu söylermiş hep. Nikolaos yani bizimle gurur duyarmış. Cruel man ne demekti ya? Cruel hani katı değil mi? Yani katı kuralları olan bir adamdı. Kardeşini ilk defa kucağına aldığını hatırlıyorsun diye mi sordu? Ben mi yanlış anladım? Hatırlıyorumdur herhalde. Ha, ona zarar vereceğim diye korkmuştum. Even then you held him so tight. I thought you would squeeze the life out of him. He turned out stronger than we thought. The gods must be playing tricks on my eyes. Tanrılar gözlerimi bir oyun oynuyor olmalı. Seni görmek güzel, Brasidas. Ya insanlar böyle gizlice yaklaşmamasın ya. Ne alakası var ya? Good to see you, Brasidas. It's been a long time since I rescued you from the world. Korintia'daki Brasidas. That's not how I remember it. You look well, Brasidas. İyi görünüyorsun Brasidas. Demek ki dedikodular doğruymuş. Sen hayattasın. We thought to be dead are still breathing. When I heard the two of you came home. We're in Sparta, but we're not home yet. Sparta'dayız ama hala evimiz sayılmaz. Sparta claimed your estate after Nicolaus's disappearance. They're waiting for his adopted son to claim it, but he hasn't returned from the war. Stentor? I knew I should have killed him on the beach.
Nikolaos'la ilgili bir şey olmuş. Yani kaybolmasından dolayı Sparta'da işte rapor vermesi için, yanlış anlamaysam, veyahut da başka bir olay için evlatlık oğlunu bekliyorlarmış, ama o da daha savaştan dönmemiş. Stentor'dan bahsediyor. Stentor mu? Kassandra da onu sahilde öldürmem gerektiğini biliyordum dedi, ama neden öyle dedi anlayamadım. Sparta can't do this. Neyi abi? Neyi? Ben anlamadım. Sparta can't just take our home. They can. They did. And if you want it back, you'll have to evi convince the kings. Ha, bize vermeyecekler evi, şey olduğuna verecekler. Tamam, şimdi anladım. The kings won't be, especially Ahidamus. Your exit from Sparta wasn't exactly graceful. He can't still be mad I broke his nose. Ne? You what? In any case, he hasn't. Annemiz kralın burnunu kırmış. I have an idea that might help him forgive. Tell us. Spartan soldiers have been giving weapons to the Ilotes. Whoever takes care of these traitors will earn his thanks. Ha. Şimdi bir kraldan bahsedildi, yani Sparta'nın kralından bahsedildi. Hani anladığım kadarıyla bizi istemiyor çok fazla ve annemiz de zamanında kralın burnunu kırmış. Yapar yani, öyle koşturduğunu görünce şaşırmadım. Ama hani bunu yumuşatmanın bir yolu olduğundan, bir hainlerin, hani Spartalı hainlerin anladığım kadarıyla bir silah muhabbetinden bahsetti. Bir detaya ineyim, daha net anlarım diye tahmin ediyorum. Herates de bilmiyorum, onu anlamadım. But they're leaderless, mostly farmhands, servants and apprentices. If someone unified them, armed them and trained them, they'd be a real threat to Sparta. Ha. But you said it was Spartans who were arming them. All the more reason to deal with this quickly. You find out why the Ilotes are being armed and you'll have the king's attention. Abi, Herotes diye bir grup mu, birisi mi ne? Bir yandan da kendi Spartalılarını eğitiyormuş ve Sparta için bir tehditmiş. Yanlış anlamadıysam, biraz karıştı çünkü muhabbet. Nerede bulacağım bu Spartalıları? Tamam, onu ben bulurum, sıkıntı yok. Tamam, askerleri buldum diyelim. Sonra ne olacak? Destroy them. Komutanı öldür, silahlarını yok et. Anladım abi, hain Spartalılar varmış, tamam. Onların dedi, liderini öldür, silahlarını yok et, onlara da hiçbir şey geriye bırakma diyor. Böylece hani kral bunu yaptığın için hani size biraz yumuşak davranır. Yani anladığım kadarıyla. Tamam, evimizi geri almak için bu Spartalı komutanı indirmeliyim ve bu gereksiz isyanı bastırmalıyım. Kolay görünüyor. İş bittiği zaman beni taht odasında bul. It's also where Leonidas raised me. I'm going to visit his tomb just beyond the estate. You should pay your respects too before you get started. I'll try. Oh, çok güzel. İşte yani, işte seni bu yüzden büyüttüm. Sparta'yı onurlandırman için. Leonidas da beni bu yüzden büyüttü. Ben Sparta'yı onurlandırdım diye. Şimdi gidip ona saygımı sunmak istiyorum dedi. Aşağılarda bir yerlerde mezarı var. Gel dedi, sen de bir dedenin mezarında bir Fatiha oku. Hemen gidiyorum. Biz Leonidas'ın mezarına gitmemiş miydik ya Herodot'la birlikte? Demek ki orası mezarı değilmiş abi. Çünkü rest diyor, yani dinlendiği yer diyordu. Orada hatırlıyorum çünkü diyaloğu. Ya da dinlendiği yer derken temsil, hani öldüğü artık, yani huzura kavuştuğu yer anlamında da söylemiş olabilir Savion, ama mezarı buradaymış. Tamam, o zaman hemen Leonidas'ın, dedeciğimizin mezarına gidelim. Şimdi görev aldık abi. Kings of Sparta. Ama görevi bitirdikten sonra gel dedi bana Brasidas. O yüzden ilk önce verdiği görevi yapacağım. Burada annemizle konuşacağız. Kings Leonidas'ın mezarı. Burada da görev var. Tamam. Şuraya gidiyoruz önce. Yani Brasidas'la diğer görevi, aldığımız o hainleri öldürme görevini tamamladıktan sonra konuşacağım ki kralla yapacağımız diyalogta yardımı dokunacaktır büyük ihtimal diye tahmin ediyorum. Ama önce tabii bir Leonidas'ımızı, bir dedemizi bir görelim bakalım.
Oy. Evet. Dedem büyük bir kahraman, gerçek bir kahramandı. Belki bir gün benim için de bir heykel yaparlardı. Evet, Leonidas'ın heykeli. Vay vay. Icarus bak dedem. Mezar nerede lan? Şu mu? Bu burası herhalde ya da burası sunak. Mezar burasının altında. Tamam. Haydi bakayım. Leonidas. Sparta'nın son gerçek kahramanı. İşte aynı kan senin damarlarında da akıyor. İnanamıyorum. Çok da büyük bir şey değil. Hiçbir zaman unutmayacağım. Ne diyeyim? Hani şaşırırsın canım. Koskoca Leonidas'ın. My blood courses through these veins. Not some man's I've never met. Kız ne diyordur? Leonidas was king Cassandra. Leonidas kraldı Cassandra. I grew up in the dirt. Abi biz niye atarlandık? Mızrağını tut. Kızdı bir anda Cassandra. Hani benim kanım bu dedi ya. Başkasının değil falan. Tut dedi, mızrağı göstereceğim ben sana. Ben onu hani inanılmaz anlamında... Oha! Sparta will not go to war. Sparta savaşa gitmeyecek. Petia konuştu. Petia sizin istediklerinizi söylüyor sadece. Uzun zamandır kuklanız o sizin. Ah Leonidas. Kahramanların günleri sona erdi. Sence kanın özel olduğunu mu düşünüyorsun? Oha, bayağı tehdit etti lan. Lan senin var ya. Da daha fazla hoş karşılanmayacaksın. Sen kimsin kız? Ha, Petia. Aslanın oğlu, senin kaderin görüldü. Cersei geliyor. Kaos getirmek için. İşte Petia'ya uy ki herkes seni sevsin. Herkes senin için dursun. Adamları topla. Kralım. Cersei Sparta'yı istiyorsa önce beni geçmek zorunda. Allah'ım gaza geldim. Bu şey muhabbeti. Filmde olan hani. Sparta savaşa gitmek istiyor. Now, do you understand? İnanılmaz, şimdi anlıyor musun? Şimdi kaderini kabullenme zamanı, hepimizin. Çok geç olmadan kaltı durdurmalıyız. Leonidas da hiçbir, yok, boş yere ölmemiş olsun. O zaman tekrar yükselme zamanı, herkes bir gaza geldi, hadi bakalım. Vay vay vay, anne ve kızı Sparta'ya dönmüşler, bir kendine bak. Tanrılar ölümsüzlük vermiş sanki size. King, Panisasas, neyse işte. Our fathers would have been proud to see us here today. You remember Cassandra? Cassandra'yı hatırlıyor musunuz kralım? Ha, nasıl unutabilirim ki? Kardeşini kurtarmak için ölen çocuk, çok trajedik. Çok güzel konuşuyor. Ay, tamam, kral kralmış bu arada. Kendisi. Sparta beni suçlu buldu. Sen pek Spartalı gibi görünmüyorsun. Koskoca krala sen Spartalı gibi görünmüyorsun mu diyeceğim ya. Tamam, Sparta beni suçlu buldu diyeceğim. Yaşlılardan birini öldürdüm. Cassandra. In any case, Sparta was weakened by losing you. Losing you both. Aa, Sparta sizi kaybettiği için diyor. Yine de but King Archidamus, if he could carve Spartan law across the chest of every citizen, he would. King Archidamus kim ya?
Hocam sen kral değil misin? Şimdi kurallardan bahsedildi. Ben de Spartan'ın kuralları aileleri yok ediyor. Spartan'ın He did and he lost his head for it. But we're not here to talk about the dead, are we? We know Sparta reclaimed our house after what happened to my father in Megaris. We want it back. Mind your tongue, child. You may not live in Sparta anymore, but I'm still your king. We graciously request an audience with you and King Archidamos to discuss reinstating our citizenship and reclaiming our home. Of course. There is nothing I'd want more. Archidamos, however, still hasn't forgiven you for the whole nose incident. What can we do to sway him? There's rumor of a Helot rebellion, and the Kreptia are stoking the flames. Savagely killing Helots, stealing livestock, and leaving corpses to rot in the streets. The Kreptia represents Sparta's ultimate achievement in military training. Their discipline and fearlessness make Sparta's army the most feared in the world. Once. But the Kreptia have become corrupt and bloodthirsty. And training boys to kill unarmed peasants is nothing to be proud of. Do you want your home back or not? Good. So the Helots we no longer support the senseless slaughtering of their people. Tamam. Abi iki tane kral var. Bir tanesi Kral Archidamos. Anladığım kadarıyla biraz daha kurallara bağlı. Bu da bir diğer kral. Parsanias. Bu da biraz daha yenilikçi. Hani böyle ya kurallar tamam da hani esnetelim biraz daha böyle şey yapalım kafasında birisi. Ve yine aynı isyandan bahsedildi. İşte Spartalıların kurallarının farklılaştırıldığından ve bir mekan ismi Kriptia. Evet Kriptia mekanından gerçek askerlerin yetiştirildiği mekandan ama artık o geleneklerin sürdürülmediğinden orada çocukların eğitimlerinin yanlış olduğundan dediğim ve boşu boşuna öldüklerinden bahsetti. Bunları durdurmamızı istiyor anladığım kadarıyla. Yani bunların başındakileri yani bir isyan çıkma olasılığının başında bulunan kişileri öldürmemizi istiyor. Yanlış anlamadıysam. Nerede bulacağım onları? Bu kriptiyaları nerede bulacağım ben? Ha, tamam yerlerini söyle. Onu ben hallederim. Tamam. Bayağı Spartalı öldüreceğiz bu arada ama hani yozlaşmış Spartalıları öldüreceğiz. Şu Kriptia'dan bahsetsin bakayım biraz daha. Onlar saklı olanlar. Oo, suikastçılar mı acaba? They must steal and kill to survive. If they succeed at their training, they become the king's guard. Ha, abi bunlar Yeniçeri gibi bir şey arkadaşlar anladığım kadarıyla. Hani özel eğitilen bir grup. Kriptiyalar. Hani gizli olanlar, çok özel eğitim alırlar. İşte bunları hak ettiklerini gösterince de kralın koruması olur. Hani bizim biraz böyle Yeniçeriler gibi. Women and children without reason or mercy. Babies ripped from ah şimdi anladım. Şimdi taşlar yerine oturdu. Tamam hocam tamam. Ben davayı çözdüm. Anlatabildim ya. Farklı bir grup. Kriptiyalar Spartalı askerlerin içerisinde farklı bir grup. Onlar yetiştiriliyormuş. Şimdi onların başındakiler işte bu yetiştirenler yozlaşmışlar ve kendi çıkarlarına göre kullanıp bu da Sparta'ya bir tehdit oluşturuyor ve eğer çıkacak bir savaşta da bunların güçlü olduğundan dolayı biz de gideceğiz bunların başlarını öldüreceğiz Sparta için. Tamam şimdi oturdu abi her şey. Umarım yanlış anlamamışımdır. Ben bir sonraki bölümde bu kriptiyaları bir daha bir internetten araştıracağım. Yanlışım varsa da bir sonraki bölümde düzeltmeye çalışacağım. Sizler de yorumlarda bana yardımcı olursunuz. Evet şimdi şu King Archidamos ile ilgili bir konuşalım bakalım bir de. Archidamos ile ilgili... Brutal, boring, o sıkıcı, kuralcı, eski kafalı. Tamam. Tahmin ettiğim gibi. Zaten ondan bahsetmiştik diğer diyaloglarda. Eğer Kriptiyaları öldürürsek evimizi geri alabilecek miyiz? Herhalde alacağız. Ha şey soru sormadı pardon. Kriptiyaları öldürüp o zaman evimizi geri alacağız diye de konuşmayı tamamladık. Of fena. Ya elimden geldiğince açıklamaya çalışıyorum arkadaşlar da kaçırdığım yanlışlarım varsa da kusura bakmayın. İki görev etti. Tamam bu ilk görevi tamamlamadan taht
odasına gitmeyeceğiz. İyi bir izlenim bırakmamız gerekiyor çünkü. Bunu oyun bize ikinci kez söyledi burada. Şu görevi de bir alalım. Bu görev neydi? Bir bakalım ona. Sen benim askerlerimden biri değilsin. Burada olmak için iyi bir sebebim vardır inşallah. Benim iyi bir sebebe ihtiyacım yok. I don't need a reason, good or otherwise. Some bite to you is there? More than some cowering dog. No, ne oluyor lan? From slave to general, bathing in the blood of this war while our leader... Ha, hatırladım, tamam. Tamam. Bunun bir olayı yok arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Atina'da bir tane generalden görev almıştık. Efendime söyleyeyim, şey istiyordu bizden. Spartalı generallerin mühürlerini. Bu da tam tersini istiyor. Atinalı generallerin mühürlerini istiyor. Daha doğrusu polemarşların, yani kalelerdeki bu başkomutanların mühürlerini istiyor. Şimdi bu görevden biraz bahsettim. Bu görev aslında biraz önemli bir görev. Şimdi bu görev toplam 5 görevi var arkadaşlar. 5 görev sonunda sizlere bir zırh veriyor. Bu zırh çok iyi bir zırh değil ama iki tarafında beşer kere görevlerini yaptıktan sonra son bir savaş diye bir görev açılıyor. O görevin sonunda da yine büyük bir savaş veriyoruz. O savaşın sonunda da özel bir efsanevi mızrak alıyoruz. Ben bu görevleri arka planda yapacağım. Çünkü yapacağım iş çok belli. Görevi alacağım. Mesela sallıyorum. Buraya gireceğim. Buraya kaleye gireceğim. Polemarş öldüreceğim. Bunun mühürünü alıp çıkacağım. Bu kadar basit. Hiçbir şey yok. Hatta bazılarını öldürmeyeceğim bile. Yani öldürmeniz şart değil. Mühürünü bir şekilde almanız işinizi görüyor. Hiç kimseyi görünmeden gideceğim. Polemarşı hızlıca arkada alıp mühürünü alacağım. Bunları defalarca tekrarlayacağım. Yani 5 kere yapmam gerekiyor bu görevi. 3 tane CL istiyor her seferinde. Son görevleri birer kere göstereyim sizlere. Boş bir vaktimde bunlarla uğraşacağım. O son savaşı açalım. Güzel bir silah veriyor. O silahı da alalım diye. Tamam. 3 görev etti ama bunu saymıyoruz. Bu yine yavaş yavaş olacak bir görev. Vallahi bol diyaloglu ve güzel bir görev oldu. Sparta hakkında birçok şey öğrendik. Yapmamız gerekenler hakkında birçok şey öğrendik. Dedemiz hakkında birçok şey öğrendik. Zamanında Kalsın, Kozmos'un dedemizi himayesi altına almak istediğini ama dedemizin buna izin vermedi, yani Leonidas'ın buna izin vermediğini öğrendik. Ve aslında Leonidas'ın ölümünde bir şekilde Kalt'ın da bir etkisi olduğunu görmüş olduk. Ve boşa ölmediğini, boşa ölmemesi için geriden bu kanın, yani boşa olmaması için de şimdi bayrağı devralıp savaşma sırası bize Cassandra'ya geldi. Evet, Cassandra çok sert bakıyor zaten şu anda. Beni duydu herhalde. Burada bir bölümün sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde önce yeni zırhımızı, yeni setimizi yapacağız. Bu bildiğimizi değiştireceğiz. Ardından bu görevleri yapıp krallar ile görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Ayrıca videoyu beğenmeyi paylaşırsanız kanalımızın üstüne katkı sağlamış beni de sevindirmiş olursunuz. Şimdilik hoşçakalın.